Arkadaşlar bir de pantolona genişleterek pens yapalım. Tamam mı? Öncelikle şunu bir değiştirelim. Taklattıralım. Okey. Şimdi arkadaşlar burada bir çizginin ortasını bulmak için ne yapacaksınız? Önce buraya bir geleceğiz. Gelişmiş. Ekle. Genişleterek pens ekle. Bakın buraya pop-up yaptım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken bakın 50 yani %50 çizginin bana yarısını bul. 50 ve parmağınız shift'e basılı olacak. Geleceksiniz hemen 5 rakamının üzerinde yüzde ibaresi var. Basıyoruz ve enter diyoruz. Yeni pens tepe noktasını seçin diyor. Şu an biz öncelikle bir beli yarıya böldük. Hemen onun hizasında bir yer seçtim. Aynı hizada. Genişlemenin yapılacağı taraftaki bir çevre çizgi üzerinde nokta seçin diyor. Şurada bir nokta seçtim. Yan çatmada. Daha sonra sabit kalacak bölgeyi seçin diyor. A'ı seçtim. Z arkadaşlar taşınacak iş şekiller var mı diyor. Yok. Bu durumda ne diyorum? Okey diyorum. Tamam mı? Yeni konum için mesafeye girin diyor. 3 santimden pens yapalım ve okey diyelim. Pensimiz açılmış oldu. Şimdi hemen pens bacaklarını yani pens boyunu ayarlayalım. Yine geliyoruz. Gelişmiş. Burada seçenekler var işlemlerin altında. Buraya geliyoruz. Pens ucunu değiştir. Yani pens bacağını değiştir. Bir pens çizgisi seçin diyor. Seçelim. Mesafe girin diyor. 12 santimden bir pens yapalım. Ve okey dedim. Şimdi bununla beraber arkadaşlar bir pens çizgisi seçin. Seçtik. Mesafe 12 dedik. Ve okey. Şimdi ne yapacağız? Pensi katlayacağız. Tekrar geliyoruz. Gelişmiş. Pens katla. Ne diyor? Katlamanın yapılacağı tarafta bir pens ayağını seçin diyor. Katlamanın yapılacağı tarafı seçtim. Ve bununla beraber bana diyor ki delme noktası içer diyor. Yine yani pens ucundan içeriye delme noktası olmasını isterim. 0.5 diyorum. Ve okey diyorum. Bakın yine yakınlaştırayım arkadaşlar. Burada bize delme noktası oluşturdu. Tamam mı? Bunu da bu şekilde yaparsınız. Evet. Bu şekilde yine ara ara videolar yapmaya devam edeceğim. Sevgiler.